Evet arkadaşlar şimdi sizlere sosyal medya üzerinden canlı bir deney yapacağım. Ee, sosyal medyayı en çok kullanan gazeteciler hangi partinin yani yandaş gazeteciler olduğunu şimdi hepiniz daha net bir şekilde anlayacaksınız. Bakın Google arama motorunu açtım. Kılıçdaroğlu FETÖ siyasi ayağı yazdım. Tıklıyorum. Bakalım karşımıza çıktı. Şimdi haberleri tıklayalım birinci sırada görüyorsunuz değil mi? Halk TV. Yani CHP'nin tam yandaş kanalı. Tamamen. Aşağıya doğru inelim. İkinci sırada Tele 1. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Ekrem İmamoğlu'nun İstanbul halkının oyla, e, paraları paralarıyla vermiş olduğu vergiler sayesinde bu Tele 1'e yapmış olduğu ödenekler e, aracılığıyla ayakta duran Tele 1. Bakın ikinci. Üçüncü bir gün. HDP'nin PKK'nın tam bir numaralı kanalı görüyorsunuz. CHP ayrıca. Üçüncü, dördüncü sırada en son hürriyet gelebiliyor. Bakın. Gerçek gündem. Tamamen CHP kanalı. Sabah beşinci, altıncı sıraya geliyor. Ama bakın ama diğerlerine bakın. Cumhuriyet hemen. Tele 1. Aynı şekilde yine. İleri Haber. CHP'nin yandaş kanalı. ABS. CHP'nin yandaş kanalı. Bir sonrakine geçiyoruz bakın arkadaşlar ikinci sayfayı. Aynı şekilde ATV gazetesi. CHP'nin yandaş kanalı. Tele 24. T24. Yine CHP'nin yandaş kanalı. Bunların hepsi bak bu T24 gerçek gündem. Bunlar yurt dışından fonlanan, Amerika'dan fonlanan paralarla ayakta duran gazeteciler. Hepsi delilli, ispatlı bunların. Hepsi de delili var. Ee, Rusya'da iktidara karşı yapmış oldukları fonlamalar da daha başarılı oldular. Türkiye'de bu T24 gibi, bu gerçek gündem gibi gazete şirketlerine yapmış olduğu destekler sonrası istediklerini bulamayınca, Erdoğan'ı deviremeyince bunlara ağır bir eleştiride bulundular. Bunu da size açıklamış olayım. Bakın arkadaşlar, sözcü hep hemen bir gün. Bunlar biliyorsunuz Sözcü kimin gazetesi? CHP'nin. Bir gün HDP'nin. İleri haber aynı şekilde. T24 yine bakın. T24. Kocaeli. Bu memurlar, e, M memurlar aynı şekilde CHP'nin yandaş kuruluşu. Bir sonrakine geçiyoruz. Gerçek gündem yine aynı şekilde. İleri haber aynı. Bakın A haber görüyor musunuz? Üçüncü sayfada çıkıyor. Bak üçüncü sayfada. Sosyal medyada ne kadar gerideler. Bakın paylaşım yapmıyorlar, uyuyorlar, resmen uyuyorlar. 2019 seçimlerini bu yüzden kaybettik. Belediyeleri kaybettik. Sosyal medyada çok zayıflar. Bakın CHP çok güçlü sosyal medyada. Büyük paralar harcıyorlar, ödüyorlar. Yurt dışından bu paraları karşılıyorlar, fonluyorlar. Gerçek gündem görüyor musunuz? Bu Google ve bu şirketlere büyük paralar ödeyip en ön sıralarda kendilerini reklam yaptırıyorlar ve Arama motorunda herhangi bir soru aklınıza takılıp da aradığınız anda direktmen CHP'nin yandaş kanallarının oraya yazmış olduğu yalanlarla karşılaşıyorsunuz. Mecburen o yalana inanmak zorunda oluyorsunuz. Yani i̇nanıyorsunuz bilmeyin inanıyor. Yani CHP bu sayede büyük oy kazanıyor. Bakın gazete duvar tamamen yani ya FETÖ'nün kanalı tam FETÖ'nün kanalı araştırın bakın gazete duvar tam FETÖ'nün kanalı bir numara hepsini de Amerika bunların fonluyor bak hepsini gazete duvar sözcü bakın ileri haber T24 bakın 3 tane sayfa geldim bir tane A haber çıktı birkaç tane de hürriyetle sabah ya hiçbir e, T24 o kadar bak kanal 7 TGRT TRT hiçbirisinden çıkmıyor hepsi CHP'nin yandaş kanalı bu ülkeye Erdoğan Erdoğan'a kin ve nefreti aşılayan kişiler hepsi Türkiye'de iktidarı devirmek için ellerinden gelen her türlü hileyi, hurdayı yapan kişiler. Evet arkadaşlar, benim videomu izlediniz, kendiniz de deneyebilirsiniz. 2023 seçimlerine iyi hazırlanmamız gerek. 2023 seçimlerini kaybetmememiz için lütfen videoma, kanalıma abone olup videomu beğenmeyi unutmayın. Beğenmediğiniz videolar arka sayfalarda yayınlanıyor ve emeğimiz zay oluyor bir işe de yaramıyor sesimizi herkese duyurmamız gerek arkadaşlar görüyorsunuz kendiniz gözünüzle şahit oldunuz hep CHP'nin yandaş kanallarının haberleri bu haberler işte bir sürü insanın kafasını karıştırıyor buna bulandırıyor ve seçimlerde AK Parti'nin oy kaybetmesine büyük büyük sebebiyet oluyor çok büyük bu yüzden beğenelim, paylaşalım, sesimizi herkese duyuralım. Herkese kolay gelsin, saygılar. Bir sonraki videomuzda görüşmek dileğiyle, hoşçakalın.